TR724 ekranlarına hoş geldiniz. Koronavirüs bülteninden yine merhabalar. Bugün 20 Nisan 2020 Pazartesi ve şu an dünya genelinde 2,5 milyona yakın koronavirüs vakası olduğunu bildirerek başlayalım. Ölümler de 170 bini aştı. 638 binden fazla kişi de iyileşmiş durumda. Rakamlar tabii ki günlük verilerden, datalardan, bütün ülkelerin bildirdiği şeylerden oluşuyor. Hemen isterseniz bir genel dağılıma bakalım. Total rakam belki çok fazla bir anlam ifade etmese de her ülkenin kendi rakamı yayılma hızı konusunda özellikle de değişimler ekranda gördüğünüz Financial Times'ın en son dün güncellenmiş bir grafik bu. Fakat bugün de rakamlar aşağı yukarı benzer. İşte görüyorsunuz Amerika yine bu alandaki liderliğini sürdürüyor. Çok sayıda insan şu anda Amerika'da koronavirüs teşhisi konmuş durumda. Hastanelerde ciddi sıkıntılar baş gösterdi. İngiltere'de yine durumlar kritik şekilde ilerliyor. Daha önce İngiltere ve Amerika durumunda olan İtalya ve İspanya grafiği aşağı yönde indirmeye devam ediyor. Almanya ve Fransa'da yine benzer şekilde Türkiye'yi görüyorsunuz hemen. Yani İngiltere'yi aslında biraz takip eden bir grafik çiziyor şu anda Türkiye. Vaka sayıları halen artmaya devam ediyor. Birazcık yavaşlama olsa da bu noktada şu anda eğer önlemler alınmazsa Rusya, Hindistan ve Brezilya salgının yeni merkez üssüne dönüşebilir. Çünkü bugün Rusya 4.000'in üzerinde yeni vaka kaydetti. Ve bununla beraber Hindistan'da yine çok büyük bir nüfus ve önlemler çok da profesyonelce alınmıyor, alınamıyor belki. Bu sebeple de Hindistan'da da vaka sayıları ciddi manada arttı. Brezilya'da da yönetim koronavirüsle ilgili önlem almak istemiyor. Pek de yanaşmıyor buna. Özellikle devlet başkanı Bolsonaro bunun en büyük muhalifi denebilir. Ve Brezilya'da da yine vaka sayıları artmaya başladı. Bu üç ülke Rusya, Hindistan ve Brezilya önümüzdeki günlerde belki de çok konuşacağımız ülkeler. Türkiye'deki son duruma bakalım isterseniz. Bugün açıklanan rakamlar. Bugün toplamda 39 bin test sonucu alınmış. Bu test sayısı dediğimizde o gün o kadar test yapılıyordan ziyade o gün gelen test sonuçları. Çünkü bazen test sonuçlarını almak bir günün üzerinde sürebiliyor. Bugünkü vaka sayısı 4.674. Pazar günü 4.000'in altına düşmüştü bu. Bugün itibariyle yine bir artış var. Belki de geçen hafta hatırlarsınız, önceki hafta sokağa çıkma yasağıyla ilgili olan bir panik havası oluşmuştu. O panik havasının etkileri bugünlerde rakamlara yansıyor olabilir. Vefat sayısı 123. Vefat sayılarında Türkiye bir istikrar sağladı. Düşük tutma noktasında özellikle yani hem bunun tabii birçok sebebi var. Bir tanesi hastanelerin şu anda yoğunluk olarak makul bir durumda olması. Yani evet hastane çalışanları ekstra mesai yapıyorlar. Belki 24 saat arı gibi çalışıyorlar çeşitli nöbetler halinde. Fakat halen yeterli denebilir. Yani şu anda yoğun bakımlarda en azından Türkiye'den aldığımız haberler yönüyle yoğun bakımlar ve hastane kapasitesi yeterli gözüküyor. Fakat yine de vefat sayılarının doğru olmadığına dair çeşitli bilgiler devam ediyor. Mesela grafikte mesela İstanbul'daki vefat sayılarıyla alakalı bir grafik çalıştı. Habertürk web sitesi, artık gazete değil bir web site biliyorsunuz. İstanbul'da haftalık vefat sayıları şu anda normal zamanlardakinden fazlaca artmış durumda gözüküyor. Ekranda gördüğünüz grafikte haftalık olarak 800 civarında bir artış var. Geçen yıllarla, geçen aylarla kıyasladığımızda ortalamada ve bu artış sadece koronavirüse yansıyan rakamların üstünde. Dolayısıyla ölümlerin ne kadarı şeffaf şekilde rakamlara yansıyor, resmi rakamlara ilave ediliyor henüz tam net bilmiyoruz. İşte gördüğünüz kırmızı grafik 2020'yi gösteriyor. Diğer renkler önceki yıllara ait. Önceki yıllarda görüyorsunuz belirgin bir benzeşme var ama kırmızı grafik, 2020 grafiği çok bariz bir şekilde ayrılıyor ve özellikle Nisan, Mart, Nisan ayı itibariyle ciddi bir yükselme söz konusu.
Hemen Trabzon'la ilgili bir grafik var. Ona da geçelim. Yine kırmızı çubuklar. 2020 yılına ait gün başına düşen defin sayısı grafiği bu. Dolayısıyla Şubat, Mart ve Nisan aylarındaki Şubat ayında bu kadar artmış olması çok ilginç defin sayısının. Çünkü ilk vakayı Türkiye 11 Mart günü açıklamıştı. Öncesinde koronavirüs olmadığı söyleniyordu. Dolayısıyla Şubat'tan itibaren ölümler gerçekleşmişse vaka sayılarının da bu şekilde artarak sürmesi beklenebilir bir süre daha. Ancak şu ana kadarki en azından alınan belirli de olsa tedbirler ve insanların bilinçlenmesi ki bu süreçte birçok devletin aldığı tedbirden daha önemlisi insanların haberleri takip ederek, etrafa bakarak kendince tedbirler almaya başlaması, kendince evinde kalması gibi gözüküyor. Çünkü birçok ülkede rakamlar çok ciddi oranda insanların bu tedbirlere riayet ettiğini gösteriyor. Yani %80, %90'lara varan bir oran bu. Ve bunda da insanların medyayı kendilerince takip edip koronavirüsün tehlikesini anlayıp buna göre evde kalmaları veya belli sosyalleşme imkanlarını kısıtlamaları virüsle ilgili en önemli virüse karşı en önemli mücadele biçimi şu ana kadar gördüğümüz üzere. Hemen dünyadan haberlere geçelim. Biraz ekonomiyle başlayacağız. Direkt doğrudan koronavirüsle alakalı olmayan bir şey gibi gözükse de aslında petrol fiyatlarıyla alakalı çok sıcak bir gelişme var. Şu anda biz konuşurken dahi gelişmeler oluyor bununla alakalı. Bu en son aldığımız Bloomberg'den grafiğe göre şu anda Amerika'da petrolün varil fiyatı 1,92 dolara kadar düştü. Düşüşün sertliğini görüyorsunuz ekranda. Bu geçen haftalarda Rusya ve Suudi Arabistan anlaşmaya vararak OPEC ülkeleri, petrol üreten ülkeler petrol üretimini kısıtlayacaklarını duyurmuşlardı. Öncesinde bir süre bir arada kavgalar oldu fakat malum koronavirüsten dolayı şu anda dünyada petrole talep düşmüş durumda. Bu düşüşü bir şekilde karşılamak için de üretimin de düşürülmesi gerekiyordu. Üretim düştü fakat şu anda petrol fiyatları da alabildiğine düşmekte. Bunun tabi belli başlı etkileri var. Bunlardan bir tanesi alternatif enerji kaynaklarına yönelimi düşürebilir bu durum. Yani petrol fiyatları bu noktada seyrederse şu anda herkes alternatif enerji kaynakları yerine petrole yönelecektir. Çünkü çok daha ucuz hale gelmiş durumda. Fakat muhtemelen bununla ilgili müdahaleler gelecektir. Çünkü petrol fiyatlarının bu kadar düşmesi, tabii bu Amerika'daki fiyatlar, Orta Doğu'daki ya da işte Rusya'daki Brent oil dediğimiz o fiyatlara çok da henüz yansımadı ama o da düşmeye başladı şu anki gelişmelerle birlikte. Bu da petrole bağlı ekonomilerin bazılarında ciddi koronavirüsün ekstrası diyebileceğimiz artçılara sebep olabilir. Tabii ekonomiyle alakalı en önemli meselelerden bir tanesi şu anda bütün dünyadaki en kritik sektör turizm. Çin'in başkenti Pekin'de bugün 73 turistik bölge yeniden ziyarete açıldı. Çünkü turizm koronavirüsten en çok etkilenen sektör. Uçak firmalarıyla beraber dünyada şu anda hareket neredeyse durmuş durumda. Turistik hareketler durmuş durumda. Pandemi özellikle turizmi vurduğu için ilk açılması planlanan ve bir şekilde destek olunması planlanan sektörlerden biri turizm. Bir diğeri de bugün yine Bloomberg'deki bir haber çiçek sektörüydü. Dünyada 8,5 milyar dolarlık bir çiçek sektörü var. Yani çiçek alım, satım, üretim ve şu anda o neredeyse durmak üzere. Yani şu an kimse evine çiçek almıyor neredeyse. Bu tip sektörler, bazı sektörler özellikle kriz zamanlarında neredeyse tamamen yok olmayla karşı karşıya kalabiliyor. Ekonomik krizlerin bir etkisi bu. Bazı sektörleri neredeyse haritadan silmek. Önümüzdeki günlerde bunları daha çok konuşacağız gibi gözüküyor. Bu arada Çin demişken Avustralya Dışişleri Bakanı Marisa Payne virüsün nasıl yayıldığı ve bilgilerin dünya ile paylaşımı konusunda Çin'e yönelik uluslararası bir soruşturma talep etti bugün. Eğer bu kabul görürse Çin'in yanlış yönlendirdiğine dair bir şeyler ortaya çıkarsa uluslararası baskı daha da artabilir Çin'e yönelik. Çünkü her ülkenin canı yandı, her ülke ekonomik olarak ciddi problem yaşıyor şu anda.
Amerika'ya geçelim. Amerika'daki bugün kriz, koronavirüsle alakalı önemli gelişmelerden bir tanesi Meksika ve Kanada sınırları, yani kuzey ve güney sınırları Amerika'nın 30 gün daha kapalı kalacak. Bu arada hükümet Meksikalı göçmenlerle ilgili Trump'ın başa gelmesiyle birlikte başlayan mücadelesini diyelim. Bu mücadeleyi daha da arttırarak bugün 6.300 kadar Meksikalı göçmenin ülkesine gönderildiğini, bunların illegal oldukları gerekçesiyle ülkesine gönderildiğini açıkladılar. Bu da koronavirüs bahanesiyle hükümetlerin kendi ajandalarını ittirmeleriyle alakalı bir durum. Amerika'da bugün ikonik bir fotoğraf vardı. Ekranda görüyorsunuz, bir protesto gösterisi vardı. Bazı Amerikalılar koronavirüs tedbirlerinin bir an önce kaldırılmasını ve ekonominin açılmasını, çünkü ekonominin daha önemli olduğunu düşünüyor. Ve gördüğünüz ekranda arabadaki kişi bir protestocu. Tuttuğu pankartta da "Burası özgürlerin ülkesi, The Land of the Free", Amerikan marşında geçen ifade. Özgür kimselerin ülkesi burası şeklinde bir pankart var. Ve onlara karşı doktorlar, birkaç doktor en azından diyelim, bazı eyaletlerde bu protestolara karşı doktorlar kıyafetlerini giyip sokağa çıktılar ve buna karşı olduklarını çok ciddi bir şekilde deklare etmiş oldular. Bu fotoğraflarda bugün en çok paylaşılan fotoğraflardan biriydi. Bu arada Amerika'da bir burger şirketi, Shake Shack isimli bir burger şirketi, İstanbul'da da şubesi vardı, hala var mı bilmiyorum açıkçası. Ama bu şirket hükümetten gelen 10 milyon dolarlık devlet yardımını ihtiyaç sahiplerine ulaşması için iade etti. Dedi ki bizim buna ihtiyacımız yok. Faturalarını ödeyemeyen, kirasını ödeyemeyen insanlara ulaştırın diyerek iade etti. Tabii bu güzel bir hamle. Keşke daha başka şirketler de bu konuda duyarlı olsa, ama bir yandan da bu işin bir PR'ı. Güzel haber oldu, PR oldu bütün dünyada diyebiliriz. Ama olumlu bir PR, bundan gocunmayalım. Yine Amerika'da ilginç bir gelişme. Maryland eyaletinin First Lady'si, ekranda gördüğünüz hanımefendi, mavili hanımefendi, Güney Koreli kendisi, Yumi Hogan isimli birisi. Yanında da eşi var, Maryland'ın valisi. First Lady Güney Kore ile bir pazarlık yürüterek kendi kişisel bağlantıları üzerinden eyalete 500 bin koronavirüs test kiti getirmesini sağladı. Bugün eyaletin önemli kahramanlarından biri ilan edildi. Her yerde haberleri vardı diyelim. Bir sonraki haberimiz İsrail'den. İsrail'de yakın zamanda bir seçim yapıldı ve henüz hala bir hükümet kurulamadı bu seçimden sonra. Halen Netanyahu hükümeti şu anda geçici olarak görevine devam ediyor. Dün bir gösteri vardı İsrail'de. Ekranda gördüğünüz protesto vardı. Netanyahu'ya karşı bir protesto bu. Çünkü Netanyahu'yla alakalı şu anda yolsuzluk soruşturmaları sürüyor. Bununla ilgili bilgilendirmeler yapıldı gerekli kurumlara. Fakat buna rağmen Netanyahu çekilmiyor ya da herhangi bir şekilde siyasi hayatını Nadas'a almayı düşünmüyor. Ve hatta şu anda yeni kurulacak hükümette de yer almak üzere. Yani bir el sıkışma durumu söz konusu. Bundan dolayı İsrailliler sokağa döküldü ve Netanyahu'yu istemediklerini deklar ettiler. Tabii koronavirüs günlerinde nasıl oluyor bu gösteriler derseniz, böyle oluyor. Çünkü işte insanlar arasında mesafe korunması gerekiyor. Bazı göstericiler maske takmış durumda ve böyle de bir görüntü ortaya çıkmış durumda. Hatıra kitaplarına geçecek, tarih kitaplarına geçecek bir fotoğraf. Pakistan'a geçelim. Pakistan'da daha önceki bültenlerde bahsetmiştik. Müslüman kanaat önderleri hükümete baskı yapıyordu camilerin açılması için, özellikle Ramazan ayında, ve hükümet de bunun karşılığında belli şartlar koşuyordu ve bu noktada bir sonuç alındı diyelim. Bu iyi ya da hayırlı bir sonuç olur olmaz orasını zaman gösterecek. Fakat Pakistan yönetimi şunu şart koştu camilere: 50 yaş üstü kimseler alınmayacak, çocuklar ve gençlerden semptom gösterenler, yani grip semptomu dahi olsa, yani burun akması, öksürük, hapşuruk ya da işte boğaz ağrısı gibi semptom gösterenlerin camilere alınmayacağı şartlardan bir tanesi. Bir diğeri halıların kaldırılması ve
yerlerin düzenli olarak dezenfekte edilmesi her vakitten sonra. Bununla beraber sosyal mesafeye riayet etme ve maske takılmasının zorunlu olması. Az önceki protesto fotoğrafındaki gibi muhtemelen sosyal mesafeden dolayı aralar açılmış, saflar ayrılmış teravih görüntüleri Pakistan'dan önümüze düşebilir önümüzdeki günlerde Ramazan'la beraber. Bu arada Portekiz'de ilginç bir durum maalesef daha önceki uyarıların dikkate alınmadığının bir göstergesi. Bir hostelde bir arada tutulan 180 kadar mültecinin %138'inde koronavirüs tespit edilmiş. Muhtemelen herhangi bir tanesine bulaşmasıyla birlikte bu tip toplu ortamlarda yani yurt gibi, işte hapishaneler gibi, mülteci merkezleri gibi toplu ortamlarda ortak kullanım alanları olan yani ortak mutfağı, ortak salonu olan alanlarda maalesef yayılma ihtimali çok yüksek ve buralarda dikkat edilmediği sürece bu tip haberler almaya devam edeceğiz. Bugünün beklenmedik haberlerinden bir tanesi ekranda gördüğünüz Sırp tenisçi, tenisin en önemli isimlerinden biri Novak Djokovic. Koronavirüs aşısı bulunursa bunun zorunlu olmaması gerektiği açıklaması yaptı. Kendisini bir aşı karşıtı olarak konumluyor anlaşıldığı üzere. Herkesin tabii son yıllarda aşı karşıtlığı konusunda evet bazıları böyle düşünebilir şeklinde yorumlar yapılıyor ama aşı karşıtlığı ciddi bir toplumsal sağlık problemi haline geldi. Çünkü aşı yaptırmadığınız zaman, aşı yaptırılmadığı zaman belli hastalıklar daha önceden aşı sayesinde üstesinden gelinebilmiş salgınlar, kızamık gibi mesela su çiçeği gibi bunların yeniden ortaya çıkma ihtimali var. Ve bu ihtimal sadece aşı yaptırmayanları değil herkesi etkiliyor ki koronavirüs meselesi aslında bu konudaki bilinçliliği arttırması beklenirken şu anda Djokovic'in bu açıklaması bir anlamda sürpriz oldu denebilir. Umarız bir destek bulmaz beraberinde diyorum. Son haberimiz Ipsos araştırma şirketinin bir anketi üzerine Türkiye'de yapılmış bir anket bu. İnsanlara endişeli misiniz koronavirüsün size ya da ailenize bulaşmasından şeklinde bir soru soruluyor. Mart'ın ortasında yani ilk Türkiye'de koronavirüs vakası açıklandığında %79 endişe ediyorum şeklinde bir açıklama yapmış. Tabii ki bunda medyanın, televizyonların rolü büyük çünkü daha Türkiye'ye gelmeden ya da Türkiye'de resmen açıklanmadan tüm dünyada koronavirüsle ilgili haberler olduğu için yayılmıştı. Bu zaten Türkiye'nin komşusu İran ki şu anda Türkiye vaka sayısı olarak İran'ı geçmiş durumda. İran'da çok yüksek oranda ölüm görülmesiyle beraber Türkiye'de de endişeler artmıştı. Fakat Mart'ın o ortalarındaki %79'luk endişe oranı şu anda %95'lere ulaşmış durumda. Çünkü artık bununla yatıp kalkıyoruz. Bunun bir illaki etkisi var. %95 oranında insan koronavirüsün bulaşabileceğinden endişe ettiğini söylemiş. Bu bir yandan güzel çünkü insanlar daha önce de bahsettiğimiz gibi önlemleri almaya, kendi tedbirlerini almaya devam ediyorlar demektir bu. Ama bir yandan da tabii ürkütücü çünkü daha Cuma günkü bültende hatırlarsanız bunun psikolojik etkileri de oluyor insanlar üzerinde. Bir diğer soru da şu olmuş ankette. Eğer hükümet salgın sona erdi dışarı çıkabilirsiniz dese ne tepki verirsiniz dendiğinde %61 koronavirüs salgınının sona ermediğini ancak kontrol altına alındığını ve önlemlerle de hayatımıza devam edeceğimizi düşünürüm demiş ki bu da yine bilinçlilik adına çok önemli bir veri, güzel bir veri yani. Çünkü birçok hükümet bunu yapacak yakın zamanda. Şu anda Avrupa'da başladı. Önlemler ufak ufak gevşetiliyor ve muhtemelen Mayıs ortasında ya da Haziran başı gibi birçok dünyada ülke bu önlemlerin önemli bir kısmını kaldırmış olacak. Sadece belli başlı tavsiyeler olacak. %61'lik rakam da bunu gösteriyor. İnsanlar bu konuya hazırlar. Yani insanlara evet sokağa çıkabilirsiniz, işinizi yapabilirsiniz fakat sosyal mesafeye dikkat edin. Gerekirse maske kullanın. Elinizi yıkamaya devam edin. Hijyene dikkat edin. Denildiğinde insanlar bunu yapmaya hazır demektir. Diğer cevaplar sadece %22 hükümete tam anlamıyla güvenip salgının tamamen kontrol altına alındığını düşünürüm demiş.
%9'luk bir kesim koronavirüs salgını tekrar ortaya çıkacağını düşünüyorum demiş ki bu da ihtimaller dahilinde şu anda mesela İngiltere Başbakanı Boris Johnson ki kendisi de koronavirüs atlattı yakın zamanda ikinci bir dalgadan korktuğunu açıkladı bugün. Bu da önemli bir ihtimal ve şu anda birçok hükümet bununla ilgili çalışmalarını sürdürüyor diyebiliriz. Evet, bugünlük bültenden bu kadar. Bizden bu kadar. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Vaka sayıları ve haberler birazcık da azaldığı için bundan sonra haftanın 3 günü bültenle karşınızda olacağız. Çarşamba günü görüşmek dileğiyle. Herkese iyi akşamlar.